Hocam münazaranın çok güzel geçtiği gözüküyor videoda. Evet. Gayet güzel bir havayla, karşılıklı sertleşmeden güzel bir yüzle, güzel bir tartışma olmuş. Evet. Sizce böyle mi hocam? Evet, güzeldi elhamdülillah. Güler yüzle, şakalaşaraktan. Onlar da çok güzel konuştular. O kardeşlerimiz de maşallah. Zaten bir tanesi Sapanca'ya da gelmiş. Trabzon'a da gelmiş. Oradan sohbet falan edildi. Güzel kardeşlerdi yani, dinlediler. De yani bizim bu Türkiye'dekiler gibi cahilce de davranmadılar yani. Delilleri dinlediler ve delillerimizin yerinde olduğunu gördüler. Ama işte dediğimiz gibi onlar da, ben zaten münazaranın sonunda söyledim ya, dedim işte devletin kanunu diyorsanız bir şey diyemem size dedim yani. Ama bu Efendimiz'in sünnetine uymuyor. İşte devletin görevlendirdiği insanlar için. Arada onlar hızlı hızlı konuşuyorlar. Bir şeyler diyorlar orada. Ya işte biz hani okumaya izin vereceğiz de başka bir şeyler yapıyorlar falan filan diye de girdi. Ama bunun çaresi bu değil yani. Hani oradaki bazı şeyleri yönetemiyorsanız külliyen kaldırmak bu CHP mantığı olur yani bizim buradaki. Öyle o iş olmaz. Koyarsınız vazifelerini, herkes yerli yerinde yapar işini yani. Güzel bir münazaraydı. Hocam öyleyse orada güzel kardeşim diyerek tartıştığımız vazifelerle döndükten sonra neden Vahhabi ismiyle lanse ettiğini soruyorlar. Bir yanlış değil mi diyorlar? Şimdi Vahhabi kelimesini ehl-i sünnet olduğu için Türkiye'nin çoğu yanlış bir ideoloji ve yanlış bir ideolojinin takipçileri olarak biliyoruz. Vahhabi'nin çirkin bir isim olduğu bizde kardeşim. Ama onlar zaten kendi alimleri var Abdülvehhab diye. Bu İbn-i Teymiye'nin ekolünü bu son zamanlarda çok öne çıkartmış. Bizim bildiğimiz bilgiye göre İngiliz bir ajanla birlikte, işte ajan buna gazı vermiş. Bu da sivri görüşlerle ayrı tarafa geçmiş. Neyse. Neticede Abdülvehhab denilen bu ilim adamı onlar katında çok kıymetli birisi. Bu Vahhabi ismi oradan kaldı onlara yani. Hani bu bir onlar açısından onlara söylenirken hakaret kelimesi değil. Ama Vahhabi düşüncesi ehl-i sünnete uymadığı için bizde çirkin yani. Ama onlar zaten o ekolün takipçisi. Yani onlar İbn-i Teymiye'ye onu nispet ettiğin zaman da gocunmazlar. Abdülvehhab'ı onları, biz nasıl Hanefi'yiz diyoruz ya. Evet. Onlarınki de o şekilde. Vahhabi tabii mezhep değil, bir düşünce tarzı. Ama mezheplere de yani iki tarafa da müdahale eden bir ekol diyelim. Ama ehl-i sünnetin dışında yani. Bunun yanında hani bunu da söyleyeyim. Hani onların hocaları da çokları da kabirde Kur'an okumak caizdir diyorlar yani. Var onların içerisinde çok. İnternet açarsanız bakarsınız. Onların imamlarında da ben şeyde de gördüm. Bunlar bastıra bastıra neden böyle gidiyorlar bilmiyorum. Hani Kabe-i Muazzama'da bazıları gelip vaaz ediyor. Vaaz ederken Kur'an okumakta bir sıkıntı yok diyorlar yani.